Değerli izleyenler, Eğrisi Doğrusu programına hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz yine Güneydoğu. Suriye'deki yangın manzaraları, felaket manzaraları, ölen insanların manzaraları, Suriye'de tahrip edilmiş evlerin, sokakların manzaraları Güneydoğu'da bazı illerde, ilçelerde ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de PKK'nın Güneydoğu'yu Rojava, yani Kuzey Suriye haline getirmek istediği belli. Devlet 25 Temmuz'da başlattığı operasyonu hala bitiremedi. 6 aya yakın bir süre. O kadar orada öyle bir örgütlenme ve silah ve mühimmat yığını olmuş ki devlet hala bunu sökemedi. Ama beri tarafta bir de insanların duyguları var. Güneydoğu'da hakikaten insanlar büyük acı çekiyorlar. Bunu televizyon ekranlarında görüyoruz. Bu gidiş nereye? Bu böyle devam edebilir mi? Devam edemezse duracağı yer nere? Ya da kopacağı yer nere? Ya da tekrar çözüm başlayacak mı? Tekrar çözüm ihtimali doğacak mı? Bütün bunları konuşacağız. İki tane bu konuda uzman ve değerli konuğum var. Profesör Süleyman Özel'in. Hocam hoş geldiniz. Diğeri kendisi Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde doçent olan ve bu konuları çok iyi bilen Sayın Vahap Coşkun. Vahap Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra Vahap Bey'e şunu soracağım. Ne oluyor Güneydoğu'da? Sizin yaşadığınız Diyarbakır'da, sizin ders verdiğiniz Dicle Üniversitesi'nin bulunduğu Diyarbakır'da neler oluyor? Halk ne diyor? Suriçi bölgesinde bu operasyonlar, bu çatışmalar, bu felaket manzaralar ortaya çıkarken Diyarbakır'ın kalan tarafı nasıl? Ve bu iş nereye gidiyor? Bunları konuşacağız. Reklamlardan sonra beraber olalım. Değerli izleyenler, programın girişinde de söylemiştik. Suriye'ye benzeyen tablolar, manzaralar Güneydoğu'da bazı ilçelerde ortaya çıktı. Bunu 5 aydır, 6 aydır yaşıyoruz. Tahrip edilmiş evler, camiler, tarihi eserler, yanmış, yıkılmış evler, harabeye dönmüş, boloz yığınla dönmüş sokaklar ve sayılarının 200 bini aştığı ileri sürülen göçmenler evini barkını bırakıp can havliyle canını kurtarmak için evini barkını bırakıp eşine dostuna sığınan gerek aynı şehirde gerek başka şehirlerde 200 bini aşkın insan. Bu çok büyük bir olay. Tarihimizde bugüne kadar yaşamadığımız bir olay. Türkiye 30 senedir terörle uğraşıyor. Fakat bu uğraşma kırsaldaydı. Şimdi kentsel bir dramla karşı karşıyayız. Sayın Coşkun, size sorayım. Biraz önce söyledim, siz Diyarbakır'dasınız. Dicle Üniversitesi rektörüsünüz. Ne oluyor Diyarbakır'da? Bir kent var, bildiğimiz Diyarbakır şehri var. Bir de operasyonların yapıldığı, çatışmaların cereyan ettiği Suriçi bölgesi var. Ne oluyor? Belki önce bir genel tabloya bakmak lazım. Geçenlerde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp İçişleri Bakanlığı'na sunduğu bir rapor vardı. Medyaya da yansıdı bu. Tahribatın büyüklüğünü göstermesi açısından önemli veriler içeriyordu. Buna göre çatışmaların etkilediği insan sayısı 1.300.000. Yani evet. 17 ilçede 1.300.000 kişinin etkilendiği. 1.300.000 insanın yaşadığı alanda çatışma çatışmalar yani. Devam ediyor. Evet. Bugüne kadar 100.000'in üzerinde bir göç söz konusu ve 7.000 aile bu çatışmalardan dolayı mağdur oldukları gerekçesiyle valiliklere başvurup mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmişler. Elbette ki göç tahmini 100.000 mi? Ben 200.000. Onu söyleyeceğim. Yani bu özellikle 25 Temmuz'dan bu yana ele aldığınızda bu göçün sayısının 300.000'lere vardığını söylemek daha doğru. Nitekim bu konuda yapılan çeşitli farklı araştırmalarda da 200 ile 300.000 arasında bir evet. göçümün olduğunu söylemek mümkün. Yine HDP kriz masasının 22 Aralık tarihiyle geçtiği bir bilgi notunda bugüne kadar 54 çocuğun bu çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
10 Aralık'ta İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi'nin geçtiği bir rapor var. Burada da bugüne kadar çatışmalarda tahminen 400'e yakın PKK'linin ve 332 sivil asker ve kent polisin... Kent çalışmalarında. 332'de sivil asker ve polisin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Tabii her geçen gün maalesef kaybettiğimiz insanların sayısı daha fazla artıyor ve her ölümle birlikte bu çözümsüzlük ilmeği daha da derinleşiyor. Diyarbakır'a geldiğinizde aslında bu çatışmalar Diyarbakır'ın kalbinde yaşanıyor. Bugün İstanbul için tarihi yarımada neyi ifade ediyorsa Diyarbakır için de Sur onu ifade ediyor. Aslında evet. Diyarbakır Sur'un kendisidir. Evet. Yoksa şehrin geri kalan kısımları da Türkiye'nin her kentinde görebileceğiniz yeni kentleşme alanlarıdır. Ama kente tarihini veren, dokusunu evet. veren, kişiliğini veren, karakterini veren yer Sur. Sur'un 6 mahallesinde şu ana kadar. Kaç mahalle var Sur'da? Sur'da zannedersem 15 mahalle var. 6 artı 9 mahalle. Bu mahallelerin altısında çatışmalar devam ediyor. Yine burada yapılan araştırmalarda bugüne kadar Sur'da 22 bin insanın göç ettiği, yani bu çatışmalardan dolayı 22 bin insanın göç ettiği ifade ediliyor. Bu çatışmalar her açıdan, yani hangi parametreyi ele alırsanız alın, çok ciddi yıkımlara işaret eden sonuçlar üretiyor. Yani her şeyden önce tabii ki insani bir dram var. Her gün insanlarımızı kaybediyoruz ve bu insanlarımızın kaybıyla birlikte yara daha da derinleşiyor. Diğer taraftan Sur bölgesi aynı zamanda hizmet bölgesi, turistik bir bölge. Buradaki insanların büyük bir kısmı işlerini kaybettiler. İnsanlar evlerini kaybettiler, başka yerlere göçmek durumunda kaldılar. Bir de bir kent aslında kendi kimliğini ve tarihini tabii. kaybetti. Bütün o kentteki işte hanlar, hamamlar, Fatih Paşa Camii'nin yakılması. Evet. Başlı başına bir facia yani. Cami yanında, hemen yanında çok büyük bir kilise var. Surp Glagos Kilisesi, dört ayaklı minare. Ermeni Kilisesi, evet. Evet. Bütün bunlar tabii kaçınılmaz olarak bu şehir çatışmalarından, şehir savaşlarından ciddi manada tahribat gören bir unsur. Tahribat görüyorlar hepsi. İnsanların elbette ki en büyük talebi bu çatışmaların bir an önce bitmesi, gündelik hayatlarına tekrar geri gelmeleri. Çünkü gündelik hayatı tamamıyla ortadan kaldıran bir süreçle karşı karşıyayız. Yani eğitim alamıyor insanlar, sağlık hizmetlerinden istifade edemiyor veya diğer gündelik yaşamlarının aktivitelerini yapabilecek imkanlardan mahrumlar. Ben bir şey soracağım. Günlerce devam eden sokağa çıkma yasakları var. Besbelli ki militanların sokaklar arasındaki hareketliliğini önlemek için. Bir de militanlarla çatışma çıkarsa sokaktaki masum insanlar hayatını kaybetmesin diye sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ama günlerce devam edince ne yiyorlar, ne içiyorlar? Yani burada tabii bunu hem sivil halk açısından düşünmek lazım hem de orada bulunan ve çatışan gruplar açısından düşünmek lazım. Sivil halkın büyük bir kısmı zaten bu çatışma bölgelerinden çıktılar. Kaçmış durumda. Ama orada olan, yani başka gidecek yeri bulmayan, çatışmalardan dolayı oradan çıkamayan veya başka yere taşınma mecali olmayan insanlar da var orada. Kaçınılmaz olarak oranda bu insanların birçok hakkı, temel hakkı ihlal ediliyor. Yani orada sular akmıyor, elektrikler kesik, işte soğuk ısınamıyorlar vesaire. Dolayısıyla bu çok ciddi bir problemi kendisiyle beraberinde getiriyor. Böyle bir durum tabii ki kentin diğer üzerinde de etkisinde bulunuyor. Her ne kadar bu 6 mahallede yaşanan bir vaka ise de ama bunun yarattığı stres, bunun yükselttiği tansiyon kentin diğer taraflarını da etkiliyor. Ama bir diğer açıdan da bakmak lazım. Diğer taraftan kentin diğer tarafından yine hayatta devam ediyor. Devam eden bir hayat da var. Böyle bir maalesef şizofrenik bir ruh hali var. Diyarbakır'da evlerde yılbaşı kutlandı mı? Geçmiş yıllara göre bir şey fark etti mi? Yani şuna insanlar dikkat ediyorlar. Yani özellikle şenlik veya düğün gibi bir takım aktivitelerde bunu daha sessizce geçiştirmeye, daha vakur bir şekilde geçiştirmeye dikkat ediyorlar. Ama hayatın tamamıyla durduğu da söylemek mümkün evet. değil. Hayat bir şekilde kentin diğer bölgelerinde evet. devam ediyor. Şimdi bunu Mehmet Hocam'a soracağım ama size sorayım. Operasyonlar 25 Temmuz günü başladı. İki polisin uyurken şehit edilmesi üzerine artık devlet operasyonları başlattı. Ben bu operasyonları da devlet açısından haklı buluyorum.
doğurduğu sonuçlardaki acıyı hissetmekle beraber kaçınılmazdı, başka türlüsü yapılamazdı, göz yumulamazdı diye soruyorum. 6 aya civarında bir devam eden operasyon. PKK çok yerleşmiş demek ki. Bu aslında bu yeni bir mesele değil. Her ne kadar çözüm süreci içinde dile getirilen bir mesele olarak gündemde konuşuluyorsa da bu PKK'nin şehirlerde bir yığınak yaptığı veya şehirlere silah taşıdığı, hatırlayın 2009'da Oslo görüşmeleri sırasında da gündeme gelmişti. Daha sonra Oslo tutanakları... Hatta Oslo görüşmesinde MİT mensupları, evet, silah yığıyorsunuz, onu tabii, biliyoruz. Yani MİT Müsteşar Yardımcısı Afet, evet, Güneş, PKK'li yöneticilere biz sizin şehirlere bombalar taşıdıklarınızdan haberdarız demişlerdi. Dolayısıyla bu süreç içerisinde gerek silah ve mühimmat açısından olsun, gerekse eleman açısından olsun, PKK'nin şehirlerde, şehirlerin bazı bölgelerinde özellikle yerleştiği görülüyor. Zaten çatışmaların bu kadar uzun sürmesi, operasyonların dediğiniz gibi 6 ayı bulan bir süre devam etmesi, sokağa çıkma yasaklarının ayları geçmesine rağmen halen devam etmesi ve bundan öte de daha 2-3 haftanın olduğunun belirtilmesi ve bunun bir işareti. Evet. Siz ne diyorsunuz? Yani 6 aya yakın bir süre sokağa çıkma yasakları ilan edilerek devlet bütün gücüyle, yani işin biraz yavaş gitmesinin sebebi sivillere zarar vermeyelim dikkati gösteriliyor elbette. Ama bayağı yerleşmiş PKK. Çözüm sürecinden itibaren, 2013'ten itibaren adeta operasyonlar, daha doğrusu güvenlik boyutu tamamen askıya alınmıştı. Öyle görülüyor ki örgüt bu süreci çok iyi değerlendirmiş. Bunu birkaç başlık altında ele almak lazım. Birincisi özellikle insan kaynağı anlamında. Bugün Türkiye içerisinde, gazetelere bazı rakamlar yansıdı ama 10 bin civarında silahlı militan olduğu söyleniyor. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı, yine farklı bakanlar kentlere bombaların yığıldığından bahsettiler. 80 evet. bin insanın silahlandığından bahsedildi. 80 bin? 80 bin, evet. Nerede bahsediyor? 80 bin silah yığıldığından bahsedildi. 80 bin silah, evet. Evet, 80 bin tabii rakamı verildi. Şimdi burada yani hocamız da çok güzel ifade etti. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da bir açıklaması var. 1,5 ton patlayıcı ele geçirildi bu operasyonlarda. Şimdi bu ele geçirildi. Operasyonların uzamasının sebeplerinden bir tanesi zannediyorum. İlk defa hem polis hem asker şehir içerisinde bu silahlı gruplara karşı, teröristlere karşı mücadele veriyor. Burada sivil kayıplarının minimize edilme çabası var. Bu işi zorlaştırıyor ama esas önemli konulardan bir tanesi bu hendek kavramı içerisinde konuşmamız gereken bir husus. Çünkü örneğin bazı olaylarda bir hendekte 500 kilo patlayıcı kullanıldığı oluyor. Evet. Buraya müdahale ederken çok güvenlik görevlisi şehit oldu. Kepçe patlayıcı patlatınca çevre tahrip oluyor. Burada bütün bunlar süreci uzattığını düşünüyorum. Ama önemli ölçüde bir hazırlık olduğu görülüyor. Yani güvenlik güçlerinin gireceği noktalardaki binaların boşaltıldığı, buralara ağır, işte Doçka, benim uzmanlık alanım değil ama Doçka tabir edilen ağır makinalı tüfeklerden tutun da çok ciddi yığınaklar yapıldığı görülüyor. Sadece yığınaklar değil, çok iyi bir planlama yapılmış maalesef. Dolayısıyla bütün bunların, bütün bu gruplarla bu kadar çok sayıda insanın silahlı gruplarla mücadele hem zaman alıyor hem diğer taraftan şehir içerisinde. Şimdi Silopi'nin sokakları dar. Buralara müdahale ederken anladığımız kadarıyla çok ciddi zorlanılıyor. Çözüm sürecinden bugüne kadar geçen süreçte örgütün işte YDGH adı verilen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi gibi grupların PKK'nın gençleri. Aslında evet. Ne değişti burada? Çok belki ifade anlatmak lazım bunu. Eskiden PKK deyince aklımıza işte kırsalda mücadele eden teröristler aklımıza gelirdi. Kırsalda devletsiz alanlar, kırsalda örgütün kendi kontrolündeki alanları kazanmaya çalışan bir gruptan bahsediyorduk. Ama 2013'ten sonra bu çözüm süreciyle birlikte bölgenin devlet güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesiyle birlikte bütün bu alanların sadece kırsal değil şehirlerin de teröristler tarafından doldurulduğu evet. görülüyor. Bu önemli bir nokta çünkü bugün aslında bir önemli bir KCK örgütlenmesi. KCK örgütlenmesinin bir tabii şehir tarafı. Şehir evet. tarafı. Eskiden sadece kırsal örgütken bugün şehir yapılanmasını tamamlamış bir örgüt var. Burada hocamızın söylemiş olduğu bir nokta var. Şehirden bir destek yok bu çatışmalara. Aslında örgütün beklediği şey buydu. Yani evet. Serhildan tabir edilen halk ayaklanmasıyla birlikte bu üç sacaya birleşecekti.
kırsal şehir teröristleri ve Serhil'den. Zannediyorum bu süreç her ne kadar tarih verilmeye çalışılsa da ben bu tarihin uzatılabileceğini düşünüyorum. Çünkü eğer bir şekilde bu ilçelerde, bu mahallelerden bu silahlı gruplar, teröristler temizlenecekse bunun ciddi zaman alacağını düşünüyorum ve ciddi kayıpların da artacağını düşünüyorum. Yani dua edelim de bir an önce bitsin. Evet, çünkü uzadıkça hem politik olarak hem daha önemlisi halkın mağduriyeti bakımından. Zaten örgütün istediği yaralar şey. Açılmış olan yaralar büyüyor. Bunları kapatmak da zor. Zaten örgütün istediği de bu yani. Bu evet. Süreç uzasın. Evet. Can kayıpları artsın. Burada belki belli başlı ilçeler Diyarbakır'da Sur, Cizre, Silopi, Nusaybin, Silvan ama zannediyorum Yüksekova gibi, evet. Şemdinli gibi bölgelerde de bu işin yapılmaya çalışılacağını gözden kaçırmamak lazım. Evet. Şimdi Vahap Bey, bir çözüm süreci yaşadık. Ben de dahil olmak üzere çözüm sürecine medyadan büyük destek verildi. Siyasi, MHP dışındaki bütün siyasi partiler destek verdiler. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu açık çek veriyorum. Yeter ki bu işi çözün demişti. Diyarbakır'a o sırada benim gidip gelmelerim oldu gazeteci olarak. Çok büyük bir iyimserlik vardı. Ah ne güzel işte artık çocuklarımız da ölmeyecek, askerler de ölmeyecek, öğretmenler de kaçmayacak. Ticaret gelişmeye başlamıştı. Esnaf benimsenmiş miydi çözüm süreci? Şimdi çözüm sürecinin bozulmuş olmasının sorumlusu olarak Kürtler, Kürt çoğunluğu, Kürtlerin çoğunluğu neyi sorun tutuyorlar? Yani kaçınılmaz, daha doğrusu kuşkusuz bir şekilde benimsenmişti. Yani o dönemde evet, yapılan evet. Kamuoyu yoklamalarına baktığınızda da Türkiye'nin genelinde de zaten çözüm sürecine evet. bir destek vardı ama özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde destekler %90'ın üzerindeydi. Evet. Bu da son derece doğal. Tabii çünkü doğal. Hani ateşin en çok düştüğü yer, en çok yaktığı yer tabii. ve o savaşın mağduriyetlerini en fazla yaşayan insanlar, bunun bir an önce bitmesini en fazla talep eden insanlar. O diğer ülkelere baktığımızda da bunu tespit etmek mümkündü. Çözüm süreci aslında bölge özelinde de ben baktığımda özellikle hem siyasi anlamda bir çoğulculuğun yeşermesi konusunda çok ciddi bir imkan ifade ediyordu. Siyasi anlamda çoğulculuk diyorsunuz. Yani Kürt vatandaşlarımız arasında HDP dışında partilerin de liberal, muhafazakar, elbette, çok farklı, sosyalist falan eğilimlerin geleneksel olarak Kürtler arasında var olan siyasi yapılar daha görünür hale geldiler. Mesela öteden beri Türkiye'de KDP'ye yani Barzani hareketine yakınlık hisseden gruplar var ve bunlar daha belirgin hale geldiler. Hem geleneksel olarak olanlar var hem de yeni inisiyatifler yani daha işte hem Kürdi hem İslami kimliği ifade eden veya İslami kimliğini öne çıkarıp Kürdi kimliğini ihmal etmeyen, Kürdi kimliğini öne çıkarıp İslami kimliğini ihmal etmeyen daha evet. böyle üçüncü yolcu siyasal gruplar da ortaya çıktılar. Yani bir siyasal çoğulculuk ve siyasal tartışma alanının genişlediğini gördük. PKK bundan rahatsız olmuş olabilir mi? Şimdi PKK'nin bundan rahatsız olması şöyle. Eğer kendisine tehdit hissedeceği kadar büyük bir noktaya varırsa rahatsız olur. Doğru. Yoksa siyasal alanda var olmaları direkt bir tehdit algısı olarak algılanmaz. Bölgeye baktığınızda aslında siyasal mücadele diğer siyasal partilerin de alandan çekilmesiyle birlikte özellikle 2007'den itibaren sadece HDP ile AK Parti arasında evet. yani diğer siyasal partiler yok. Bu yeni siyasal partilerin ortaya çıkması siyasal tartışmaların şekillenmesi açısından önemliydi. Ne kadar iyi olurdu. Evet. evet. Sosyal hayat renklendi, ekonomik hayat düzenlendi. Gelişti. Elbette ve her şeyden önemlisi insanların hani psikolojilerinin daha düzelmesi. Rahatladığı bir dönemi yaşadık. Yani bu işte 40 bugün 40 yaşında olan insanlara sorduğunuzda herhalde hayatlarında en rahat geçirdikleri evet. dönem çözüm sürecine tekabül eden 2,5-3 yıllık süreçti. O nedenle süreç çok değerliydi. O zaman da doğruydu. Bence şimdi de doğru. Şimdi bozulmasının vebalini kime yüklüyorlar? Benim görebildiğim iki tarafa da yüklüyorlar. Yani çünkü bence doğru olan da bu. Sizce doğru olan bu mu? Elbette doğru olan da bu. Yani şimdi şeye baktığınızda iki tarafın işte tıkanmaya baktığınızda genel bir takım tıkanma sebepleri var. Yani bu çözüm sürecini tıkandıran temel bir takım unsurlar var. İşte ana hedeflere yönelirken sahada ne olup bittiğine çok dikkat etmemek, güven sağlayıcı adımları tahkim etmemek, çatışmanın azaltılmasına dikkat etmemek veya üsluba dikkat etmemek gibi hususlar var. Onun ötesinde, bunları iki tarafın kusurları olarak mı, hükümetin kusurları olarak mı sayıyorsunuz? İki taraf... Bize şöyle sayar mısınız? Ha. Hükümette gördüğüm kusurlar, sorumluluklar ne? Şunlar. PKK'da gördüğüm kusurlar, sorumluluklar. Şimdi PKK açısından baktığınızda mesela özellikle hükümet şunu söylüyor. PKK geri çekilme sözü verdi, bunu yerine getirmedi. Getirmedi.
Bu bir. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum. O 14 Eylül günü Kandil'de Cemil Bayık açıklama yaptı. Çekilmiyoruz. Ya daha Mart'ta ilan edildi. 13 Mart'ta ilan edildi. Abdullah Öcalan'ın bildirisi okundu. Dendi ki geri çekilin. Artık silah devri bitti. Politika devri başlıyor. Güzel bir bildiriydi. Meclis Temmuz'da tatile girdi. Temmuz, Ağustos daha meclis açılmadan biz çekilmiyoruz. Ben buradan şu sonuca varıyorum. PKK çözüm sürecini benimsemedi. Benimsiyormuş gibi yaptı. Yani buna ilişkin bir takım emareler de var zaten. Özellikle Kara Yılan'ın son açıklaması bu noktada, daha doğrusu 7 Haziran ayında yaptığı açıklama bu noktada önemli. Orada Kara Yılan aslında Öcalan'ın barış projesini ortaya koyduğu dönemde kendilerinin daha yüksek oranda bir savaşa hazırlandıklarını, dolayısıyla Suriye'ye bakarak Öcalan'ın isteği üzerine çözüm perspektifine razı olduklarını ifade ediyor. Yani peki ki pardon, ki bunu ben izleyicilerimiz açısından açayım. Siz tabii kavramları bilerek konuştunuz. Ben de bir gazeteci olarak takip ediyorum. Kandil Suriye türü bir savaşa hazırlanıyordu. Şimdi uygulamaya çalıştı. Öcalan o sırada barışı ilan edince şoke oldular. Fakat hayır da diyemediler. İşlerini sindiremediler. Ayak sürdüler. Eylül'de uymuyoruz dediler. Değil mi? İki temel problem var orada. Bir tanesi bu işte geri çekilmenin ilan edilmesine rağmen yapılmaması ve ikincisi bir çözüm süreci olmasına rağmen bazı eylemlerin devam etmesi. Yol kesme gibi, şantiye basma gibi ve benzeri hususların. Bunların devam etmesi hükümet açısından bir problem olarak görüldü. Peki iki açısından ise devletin süreci çok yavaş ele aldı. Taahhütlerini yerine getirmedi. Güvenlik odaklı bir bakışla meseleye yaklaştı ve özellikle de Suriye Kürtlerine karşı kayıtsız davrandı. Yani bu hususlar üzerinde Kobani çok etkili oldu. Kobani çok etkili. Yani Kobani hem bu Kürt meselesinin yeni bir merhaleye taşınması noktasında çok etkili, hem de çözüm süreci açısından çok etkili. Kobani ile birlikte PKK Suriye'de bir iktidar alanı elde etti ve bu iktidar alanını korumak istiyor. Devletin buna özellikle bu son dönemlerde artan tansiyon da bununla bağlı. Yani işte Azez Cerablus hattına geçmeme noktasında devletin bunu bir kırmızı çizgi olarak belirlemesi ve bu konuda hangi bir şekilde uzlaşmaya girmeyeceğini söylemesi çözüm sürecindeki temel tıkanma noktalarından bir tanesi. Bu çok ciddi bir şekilde etkiledi. Daha da ama bence yani bu iki tarafın birbirlerine bunu yapmadığınız şekilde söylediği yaklaşımlar. Benim görebildiğim 3 tane yapısal hata vardı burada. Buyurun. Bunlardan bir tanesi bu çözüm sürecinin hedefi nedir? Yani barıştan biz neyi anlıyoruz? PKK ile devletin barıştan anladıkları aynı mıdır yoksa farklı mıdır? Bu farklılık varsa bu farklılığı tevil edebilme imkanı var mıdır yok mudur? Bunu sürecin başında da sürecin ortasında da konuşulmadılar. Daha ziyade bu iş yolda düzeltilir denildi. Bu önemli bir hata. Bu tespitinize yürekten katılıyorum. Tony Blair daha anılarında önce hedefin doğru belirlenmesine çok önem veriyor. Evet. Yani bu hedefin belirlenmesi aynı zamanda toplumun tarafların davranışlarını değerlendirme noktasında da çok önemli husus. Baskı unsuru olarak kullanılabilir. İkincisi, zamanlama çok önemli bu konularda. Yani etnik meseleli, etnik karakterli problemlerin temel bir karakteri vardır. O da süreci zamana yayarsanız süreç ağırlaşır, problem ağırlaşır. Burada belki biz kamuoyu olarak bütün ayrıntılarına vakıf olmayabilirdik ama sürecin ana unsurları, ana adımları hakkında bir zamanlamanın olması gerekiyordu. Ne zaman çekilme yapılacak, bu çekilen silahlı unsurlara karşı yasal düzenleme ne zaman yapılacak ve benzeri gibi. Ve üçüncüsü, taraflar arasında herhangi bir sıkıntı ortaya çıktığında bu sıkıntıyı giderecek bir mekanizmanın olmamasıydı. Bu üç yapısal hata bence sürecin tıkanmasındaki en önemli unsurdu ve süreç tıkanınca maalesef bu tablolar ortaya çıktı. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Şunu da öngörülebilen bir şeydi. Yani o zaman da sürekli olarak söylüyorduk. Eğer bir çözüm süreci başarılı bir şekilde sonuçlanmazsa, yani devam etmekte olan çözüm süreci başarılı bir şekilde sonuçlanmazsa iki önemli sonuç doğurur. Bunlardan birincisi, artık savaşın dağlarda ve kırsalda değil şehirlere taşınacağıdır. Bu çok açık belliydi. Ve ikincisi, her kırılma daha büyük bir hayal kırıklığı yarattığı için çatışmaların eskisinden daha alevli, daha sert, daha yoğun bir şekilde geri dönebileceği endişesiydi. Maalesef her iki endişe de gerçekleşti. Çünkü normal zamanda çatışma devam ederken barış olabilir düşüncesi var. Ama barış sürecine girip de sonunda yeniden çatışıyorsan barış olabilir fikri ortadan kalkıyor dediğiniz gibi. Bu genel teoride de böyle. Siz ne diyorsunuz? Çözüm sürecinde ne kadar iyimser bir hava vardı? Niye böyle oldu? Sürecin ilkeleri ve
aşamalarının net tanımlanmamış olması konusunda katılıyorum. Ben de bunu çok önemli buluyorum. Evet. Yani hatta eğer hükümete yakın insanlar, hükümetten insanlar bizi dinliyorlarsa buna çok önem versinler. Sonucun baştan öngörülebilir ve takviminin de yapılmış olması lazımdı. Öyle yapılmadı. Burada bence şu yanlışa da düşmemek lazım. Eğer biz Türkiye'de uygulanan, yani 2013'ten başlayıp 2015'e kadarki çözüm sürecinden bahsediyorsak, konuşacağımız bazı şeyler olmalı. Bir çözüm süreci nasıl olmalıyı konuşacaksak, konuşacağımız başka şeyler olmalı. Birincisi, Türkiye'de uygulanan çözüm sürecinde belki yanlışlardan bir tanesi, sürecin Öcalan ve örgüt eksenine indirgenmiş olması. Evet, yani bu buradan başladığınızda konuşacağımız şeyler başka. O zaman sadece çekilmeyle ilgili konuları konuşuyoruz. O zaman sadece örgütün talepleri nedir onu konuşuyoruz. Bir diğer konu, akil insanlar heyeti oluşturuldu Türkiye'de. Ve ben önemli bir misyonunu icra ettiklerini düşünüyorum. Hocamız da zaten onlardan birisiydi. Fakat burada şu eksik kaldı diye düşünüyorum. Yani akil insanların konuştuğu konu daha çok PKK ve Öcalan ekseninde atılacak adımlar konusunda Türkiye'nin ikna edilmesi gibi bir duruma netice verdi. Evet. Yani daha ötesine geçmedi bu. Şehit yakınları teskin edilmeye, batıda milliyetçiliğin yüksek olduğu kesimler teskin edilmeye, yatıştırılmaya çalışıldı. Fakat Doğu ve Güneydoğu'da ne oldu? Doğu ve Güneydoğu'da... Yani sizin dediğiniz gibi akil insanlar bir mekanizma haline gelmedi. Evet. Doğu ve Güneydoğu'da evet. Ne oldu peki? Devlet, yani dünyanın örneklerini incelediğimizde şu var. Eğer ortada bir güvenlik sorunu varsa, bugün biz hem bir güvenlik sorunundan bahsediyoruz, hem bir Kürt meselesinden bahsediyoruz. Bence bunun iç içe geçmişliği ayrı bir sorun zaten. Ama bu soruyla ilgili belki şunu çok net ifade etmek lazım. Türkiye'de çözüm sürecinde yaşanan en büyük sorun, bu sürecin adeta Öcalan tarafından, Öcalan kurtarıcı ya da Öcalan istemezse kurtarılmaz bir süreç haline getirildi. Belki bu uygulamada bu projeyi ortaya atanların düşüncesi bu değildi ama hatırlarsanız 2012'nin sonundan itibaren açlık grevleri sonlandırıldı. Evet. Öcalan 17 Kasım'da çıktı, evet. Dedi ki grev bitsin dedi ve grev bitti. Ve bir anda Öcalan'la ilgili böyle sayfalarca haberler, yorumlar kamuoyunda yansımaya başladı. Hatta öyle ileri gidildi ki PKK ile ilgili sanki PKK insanları öldürürken de barış adını öldürmüş gibi bir uç yoruma giden gazeteciler oldu. Bazı entelektüeller evet, oldu. Olabilir. Olabilir. Evet. Burada peki sorun ne? Bence burada sorun şu. Öyle noktaya gelindi ki öldürmek kutsandı. Yani bence bu uç bir yanlıştı. Ben hem Doğu ve Güneydoğu'da hem Batı'da insanların çözüm sürecine tam destek verdiğini düşünüyorum. Tam pek bir kaygıyla. Daha fazla kanan. Acı yaşanmasın. Evet. Ve ben bu desteğin de ciddi anlamda gönülden bir destek olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de şehit anneleri, eşleri, çocukları, Doğu ve Güneydoğu'da çocuklarını kaybeden anneler, eğer bu çözüm sürecine destek verdiyse, bağırlarına taş bastılar da destek verdiler. Tabii. Ama bence sürecin örgüt bazında baktığımızda, ben örgütün çözüm sürecinin hiçbir aşamasında aynı bu süreci, bu sorunu çözme süreci olarak gördüğünü düşünmüyorum. Bakın, onu Vahap Bey de belirtti. Evet. Bizzat Karayalan açıklaması var. Biz daha büyük bir savaş hazırlanıyorduk. Yani sorun şu, Rojava'yı Türkiye'ye taşıma. Evet. Öcalan barış deyince ne yapalım dedik. Evet. Sorun şu. Mart ayında ateşkes ilan ediliyor. Mayıs ayında çekilmeye karar veriliyor. Eylül ayında çekilme durduruluyor. Şimdi sanki hızlı trene bindik. Ara duraklar da yok. Dünyada böyle bir örnek yok. Meclis tatil. 98'de Hayırlı Cuma Anlaşması imzalanıyor Kuzey İrlanda'da. Belfast Anlaşması. Evet. 2005'te silahların bırakıldığı komisyonla teyit ediliyor. 7 sene sonra. Demek ki bu süreçler hızlı trene binilmesi gereken süreçler değil, sağduyulu, aşamalı aşamalı gidilmesi gereken süreçler. Belki burada bir noktada şu. Devletin hataları veya devam edin. Siz Kobani, tesessülü evet, bozmayın. Burada şöyle bir belki Kobani konusu kırılma noktası olmuştur, doğru. Suriye'deki gelişmeleri örgüt bir anda kendisinde yeni bir fırsat olarak gördü. Ve şunu düşündü herhalde. Suriye'de belirli bir aşamaya geldikten sonra ben bunu Türkiye'ye taşıyabilirim diye düşündü. Burada devlet konusuna, işin devlet tarafına baktığımızda da süreçle ilgili aşamaların net tanımlanmaması, takvime bağlanmamış olması, daha muğlak ifadelerle bunların ifade edilmiş olması, dört aşamaya indirgenmişe zannediyorum değil mi? Evet. İşte
çekilecekler, silah bırakılacak, gelecekler, normalleşeceğiz. Yani bu belki bütün süreci böyle özetlemişlerdi ama dünya örneklerine baktığımızda... Alt başlıkları, kıyamet kadar alt başlığı tabii, var. Çok belirsizlik, ifade, oradaki belirsizlik de işte... Çok net ifade edilmesi yani. Gerekiyordu. Bir diğer taraftan da sanki kazan kaybet. Yani ben hep şunu söyledim. Kürt meselesinin çözümü dediğimiz konu sadece Kürtlerle ilgili bir konu değil. Türkiye'nin temel hak ve özgürlüklerle ilgili, evet. Hukukun üstünlüğü ile ilgili, demokrasi ile ilgili, bugün anayasanın yeni bir anayasanın yazılmasından bahsediyoruz. Bütün bu sorunlar çözülmeden Kürt meselesi çözülemez. Öyleyse Kürt meselesi dediğimiz konu ve dolayısıyla çözüm süreci, adına çözüm süreci diyoruz. Yarın başka bir isim konulabilir buna. Bu sorunun çözümünde Öcalan da, PKK da bu süreçte bir aktör olabilir. Çatışma yönetiminde aktörler, onlarca aktör olabilir. Tabii. Ama bütün aktörleri, bütün mağdurları, bu çözümün bütün faydalanıcılarını sadece Öcalan'a ya da sadece PKK'ya endekslediğinizde veya oraya bunları adres olarak onlara buraya gösterdiğinizde bu sefer acılar öne çıkıyor. Bu sefer evet. Kaygılar öne çıkıyor. PKK süreci sabote ettiğinden itibaren de artık ortada süreç kalmıyor. Evet. Şimdi benim şöyle bir endişem var. Yeni bir anayasa sürecine girdik. Bu süreçte bir takım ümitler belirecek. Kürt meselesini çözecek bir takım anayasal formüller metinde yer alacak mı? Sırf bundan dolayı problem çözülmez ama bir perspektif verebilir. Bir de bu sağlanamazsa ondan sonra Türkiye'nin daha büyük bir gerilime sürüklenebileceği gibi bir endişem var. Bunu uyarmış. Yani zaten bu yeni anayasa dediğiniz ona ilişkin iki hususu belirteyim. Birincisi buyurun. Yeni anayasadan kastımız işte yeni bir takım metinle bir metni ele alıp onu parlamentoya onaylatmak değildir. Eğer gerçekten bir hukuki metin yeni bir anayasa vasfını kazanacaksa iki önemli özelliğinin olması lazım. Bunlardan bir tanesi yeni bir siyasal paradigmaya dayanması lazım. Yani bireyin yeni hak ve özgürlüklerini bireyin hak ve özgürlüklerini ön plana koyan ve bu hak ve özgürlükler üzerinden şekillenen bir toplumsal sözleşmesi olması lazım. İkincisi de Türkiye'nin kadim sorunlarına çözüm teşkil edecek bazı hükümleri içermesi gerekiyor. Dediğiniz gibi bu çözümün tamamını sağlamaz bir sihirli dernek değildir. Ama en azından çözüme bir zemin teşkil edebilir. Eğer bu hükümleri içermiyorsa o zaman bu yeni anayasa anlamında kaybeder veya daha sıkıntılı olmaz. Bir daha döneme girebiliriz diye ben de endişe ediyorum. Şimdi bu çözüm süreciyle ilgili neler yaşandığı kısaca hatırlatacak bir bantımız var. Onu izleyelim. Ondan sonra sorularıma devam edeceğim. Bakın çözüm süreci nasıl oldu? Daha önceki çeşitli açılımlardan ayrı olarak son dönemdeki çözüm süreci 21 Mart 2013 Nevruz'unda Öcalan'ın devlet onayıyla Diyarbakır'da okunan mesajıyla başladı. Artık silahlar sussun, fikirler konuşsun noktasına geldik. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. PKK bu çağrıya uyacağını 25 Nisan'da açıkladığı halde KCK Yürütme Konseyi üyesi Cemil Bayık 9 Eylül 2013 günü geri çekilmeyi durdurduk açıklamasını yaptı. Çözüm sürecindeki ilk büyük sorun buydu. 1,5 ay sonra yine Cemil Bayık KCK adına Reuters'a şu açıklamayı yaptı. Ya Kürt hareketiyle derin ve anlamlı müzakereleri kabul ederler ya da Türkiye'de iç savaş çıkar. Buna rağmen görüşmeler devam etti. Hükümet, jandarma komutanlarının yetkisini valilere veren Bakanlar Kurulu kararını çıkararak önemli bir adım attı. Abdullah Öcalan da Sırrı Süreyya Önder ve arkadaşlarından oluşan İmralı heyetine müzakere konusunda kararlılık ve yol haritası ortaya çıkmıştır diyerek sürecin olumlu gittiğini bildirdi. Fakat bölgede PKK'nın alan hakimiyeti kurduğu ve paralel devlet gibi örgütlendiğine dair şikayetler sürekli artıyordu. 28 Şubat 2015'te hükümet tarafından Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala, HDP tarafından Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Balüken Dolmabahçe'de Başbakanlık ofisinde bir araya geldiler. Abdullah Öcalan'ın barış için 10 madde başlıklı açıklaması okundu. Bu maddelerden birincisinde Öcalan, PKK'nın Türkiye'ye karşı silah bırakması için kongre toplamasını istiyordu. Basında bu olay büyük barış zaferi olarak karşılandı. Aynı gün Kandil'de açıklama yapan Mustafa Karasu şunları söyledi. PKK kongresini yapıp silah bırakma kararı alacak biçimindeki yaklaşımlar demagojidir. Hiç kimsenin PKK adına silah bırakmasından, PKK'nın kongre yapıp silah bırakma kararı alacağından söz etmesi mümkün değildir.
Hiç kimsenin üzerinde böyle bir vazife yoktur. Şimdi Sayın Vahap Coşkun, size şunu soracağım. İyi veya kötü ama 28 Şubat günü HDP'lilerle devlet, hükümet, yani Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı bir araya geliyorlar. Mutabakata vardılar, varmadılar ayrı bir konu. Ama aynı gün Sırrı Süreyya Önder'in okuduğu bildiride deniyor ki PKK'nın silah bırakması için kongreye toplanmasını Öcalan çağıracak. Şu gelişmeler olduğu takdirde. Ama aynı gün daha ne açıklanacağı belli olmadan Kandil'den Mustafa Karasu açıklama yapıyor. Hiç kimsenin PKK'ya silah bırakmak için kongre çağırma hakkı yoktur diyor. Öcalan'a meydan okuyor. Şimdi size sorum şu. Öcalan'ın etkisi ne ölçüde devam ediyor, etmiyor, nedir durum? Yeniden bir şeyler olsa da Öcalan konusu etkisi olur mu? Şöyle söyleyeyim. PKK ile Öcalan arasındaki ilişki özellikle hani Öcalan'ın yakalanmasından sonra tamamıyla bir denge ilişkisi oldu. Dengeden kastım şu, Öcalan tabii kült bir kişilik. Özellikle 1990'dan sonra PKK hareketinin... Kült. Evet. Yani, PKK hareketinin hani bütün kazanımlarını ona bağladığı ve onun şahsında sembolleştirdiği bir isim. Dolayısıyla kitle tabanda çok ciddi bir etkisi var. PKK'yı yönetenler bunu gözetmek durumunda. Ama diğer taraftan Kandil var. Öcalan cezaevinde örgütü direkt olarak yürüten, fiili olarak yürüten Kandil. Dolayısıyla Öcalan da Kandil'i sürekli olarak hesaba katmak durumunda. Şöyle söyleyeyim, Öcalan bir karar verirken mutlaka buna karar Kandil'in nasıl bir tepki göstereceğini düşünüp onun üzerinden karar verir. Kandil Öcalan'ın vermiş olduğu bir karara mutlak manada karşı çıkmaz. Ama eğer o kararı uygulamayacaksa bunu bir şekilde dolamanın yolunu bulur. Bu ilişkiler bu şekilde gidiyor. Teorik bir soru sorayım size. Öcalan A dedi, Kandil bildiri yayınladı. Hayır biz A'yı kabul etmiyoruz, C diyoruz dedi. Türkiye'deki Kürt kamuoyu hangisinden yana olur? Yani bunu çok evet bunu şu anda tespit etmek çok zor ama şunu çok açık söyleyeyim. Öcalan'ın halen kitle üzerindeki etkisi devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. Kandil asla böyle bir şey söylemez. Yani öyle mi? A değil C'dir demez. Yani A'yı kabul ediyoruz ama B ve C'nin de düşünülmesi gerekir. Der. BRC üzerinde evet. Israr eder. Dolayısıyla evet. Hani böyle Öcalan ile Kandil'i mutlak manada karşı karşıya getirmek, Öcalan Kandil liderleri hakkında, Kandil'deki yöneticiler hakkında bazen çok sert ifadelerde bulunabilir ama Kandil Öcalan'ın o kimliğini dikkate alarak bu kadar onu karşısına alacak bir tavır sergilemez. En azından bugüne kadar sergilemedi. Şunu söylüyor, düşünüyorum ben. Bu tür Karasu'nun açıklaması veya geçenlerde yine Öcalan Kandil'deki yöneticilerden gelen açıklamalar bence şu. Yani bizi hesaba katmadan herhangi bir karar verme mesajı. Yani devletle eğer bir müzakere yürütülüyorsa bizimle görüşmeden veya bizim bu konudaki hassasiyetlerimizi evet. Hesaba katmadan herhangi bir şekilde karar verme hikayesi. Dolmabahçe mutabakatı önemli. Şu anda en çok konuşulan konu o ve çözüm sürecinde de tıkanmanın asıl sebebi olarak onu gösteriyor. Benim kanaatim şu, o önemli bir irade beyanıydı. Çok önemli bir irade beyanıydı. İlk defa sürekli ayrı, evet, İçişleri Bakanı sürekli ayrı yani. Ayrı görülmeye alışık olan heyetler bir masa etrafında oturdular. Tarihi olarak simgesel bir yerde bir beyan, mesaj verdiler. Dolayısıyla bu süreci birlikte yürüteceklerinin bir resmini ortaya koydular. Ancak her iki taraf da bunu içselleştirmiş değildi. Yani Karasu'nun açıklamasını gösterdiniz. Hemen aynı gün yapılan bir açıklama veya daha sonra Demirtaş'ın yaptığı bir açıklama. Hani bu Dolmabahçe mutabakatından çok büyük bir heyecan duyuyor. Demirtaş'ın duyup, açıklaması dediniz. Demirtaş da açıklamadan hemen sonra bu Dolmabahçe mutabakatından hemen sonra bir açıklama yaptı ve AKP zerre kadar barış konusunda bir umut vermiyor dedi. Evet. Vermiyor dedi ve dolayısıyla Öcalan'ın silah bırakma kongresi talebinin gerekçesi yok diye maalesef yani iki tarafta negatif rol oynadı. Bunu benimsemişti. Daha sonra zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte ortada evet. Bir masa yok, efendim mutabakat yok vesaire diyerek bunu ortadan kaldırdı ve bu aynı zamanda iki tarafında çözüm sürecini berhava etmenin bir aracı haline döndü. Evet. Oysa iki tarafında bunu içselleştirmediğini çok açık bir şekilde biliyoruz. Metnin kendisi de sorunlu bir metindi. Yani metne baktığınızda çok genel kuralların içerdiği, çok genel ilkelerin içerdiği bir metni ifade ediyordu. Oysa eğer çözüm dolayısıyla sürecine... Dolayısıyla
çok genel olduğu için de muğlak. Çok muğlak. Yani çözüm sürecine temel teşkil edecek olan bir metnin daha somut bir içerikte olması gerekiyor. Yoksa demokratik vatan, demokratik ulus, işte ekolojik problemlerin giderilmesi, kadın bunlar Abdullah Öcalan'ın sloganları. Bu herhangi bir siyasal partinin hareketinin programı olabilir. Evet. Slogan yani, evet. Siz ne diyorsunuz? Aslında bu Dolmabahçe mutabakatı bitmişti, çözüm süreci. Belki bir şok etkisi yapıp çözüm sürecini tekrar canlandırabilir miyiz çabası idi belki. Zaten ondan sonra bir Mart ayında da son bir görüşme oldu. Toplam 32 heyet görüşmesi zannediyorum HDP'nin İmralı'da yaptığı görüşme sayısı. Son 4 Nisan'da, ondan sonra da herhangi bir görüşme olmadı. Bir daha olmadı, evet. Son 4 Nisan'da. 4 Nisan'da. Evet. Evet. Şimdi burada Öcalan, Kandil, HDP üçlüsüne baktığımızda cezaevinde olan bir Öcalan var. Örgütün kuruluşundan belli bir aşamaya kadar, 99'a kadar tek adam. Ama 99'dan sonra Kandil'in zaman zaman denge unsuru olarak kullandığı, Öcalan'ın Kandil'i zaman zaman denge unsuru olarak kullandığı. Ama Öcalan süreç, böyle bir kült haline getirildiği. Ancak bu değişti biraz. Değişti mi? Şöyle değişti. Demirtaş'ın ortaya çıkması, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde almış olduğu oy oranı, sonrasında 7 Haziran'da barajı aşmış olması HDP'nin, ben Demirtaş'ın ve HDP'nin sivil siyasetin özellikle Kürtler üzerinde farklı bir etkiye neden olduğunu düşünüyorum. Yani keşke sivil siyasetin bu Kürt hareket üzerindeki etkisi daha fazla olabilseydi. Ancak bu 1 Kasım'dan itibaren, hatta 7 Haziran'dan itibaren de eridi. Eridi maalesef. Güneşin alnındaki kar gibi eridi. Burada Öcalan etkisi vardır. Öcalan halen etkilidir ama özellikle Suriye'deki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler, PKK'nın Suriye üzerinden uluslararası alanda meşrulaşması, IŞİD'e karşı mücadele veren meşru bir güçmüş gibi hem Amerika hem Rusya, algısının artması. Öcalan hala önemli bir aktör olabilir ama ben Öcalan'ın eskisi kadar etkili bir aktör olduğunu düşünmüyorum. Bu da çözümü zorlaştırır. Zorlaştırır ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bence burada aynı düşünen aynı yanlışa düşmemek lazım. Çözüm süreci dediğimiz konu eğer tekrar farklı bir isimle ya da aynı isimle tekrar canlandırılacaksa, eğer biz aynı filmi seyretmek istiyorsak aynı aktörlerle devam edelim. Ama kişisel kanaatim aktörleri çeşitlendirmemiz lazım. Her aktörün ağırlığı ölçüsünde süreçte yer alması gerektiğini düşünüyorum. Ben şimdi burada Süleyman Bey, pardon sözünüzü kestim ama bir soruyu tam bu aşamada sormam lazım. Şimdi özellikle iktidar diyor ki işte bir sivil toplum kurumlarıyla kuruluşlarıyla görüşeceğiz. Melelerle, yani Kürt mollalarla, Kürt din adamlarıyla görüşeceğiz falan. Bunlar problem değil ki. Bunlarla görüşmeniz neyi çözecek? Şimdi bunlarla görüş, evet, yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin meşruiyet sosyolojik zemini genişlesin. Bunlarla elbette görüş çok güzel falan. Ama problem bu değil ki. Problemi çözeceksen problemin çözümünü, problemi yaratanlarla görüşerek çözeceksin. Şimdi, yani ben HDP'nin dışlanmasının yanlış olacağını. Aynı kanaatteyim. Aynı kanaatteyim. Tamam. Şimdi şöyle, maalesef krizler olduğunda Türkiye'de hep aynı yanlışlar yapılıyor. Her zaman tarih tekerrürden ibarettir deriz ama ders alma konusunda biraz eksiyiz. İkincisi, genellikle sorunların peşinden koşma durumuna düşüyoruz. Sorunların önceden gören bunu evet, olan genel bir, teori olmadan el yordamıyla gidiyoruz. Refleksimiz yok. Evet. Burada çözüm sürecinde yanlışlar nelerdi? Yanlışlardan bir tanesi, devlet tarafından bakalım. Yanlışlardan bir tanesi, bölgenin adeta devletsizleştirilmesi gibi bir algı oluştu. Yani güvenlik güçlerinin tamamen çekilmesi bir yanlıştı. Süreçte biraz önce bahsetmiş olduğunuz toplumu toplum yapan farklı kesimlerin kanaat önderleri, bu işte melleler olabilir, bu Süryani liderler olabilir, bu başka etnik ya da dini gruplara ait liderler olabilir. Bütün bunların bir şekilde bu süreçte aktif olması gerekiyordu. Fakat sadece ve sadece algı yönetiminde kaldı bunlar. Bir şekilde görüşülen heyetler kimlerse, bu heyetlerin akil insanlar heyeti veya işte İmralı'ya gidenler, keşke gittik İmralı'ya gittiklerin yarısı kadar bu tür aktörlerle de görüşselerdi. Bunların kanaatlerini de yansıtsalardı. Bugün ihtiyacımız olan şey bu aslında. Yani evet. Doğu ve Güneydoğu'da, daha çok Güneydoğu'da bugün ilçelerde yaşanan bu acı olayların durdurulmasında bu tür aktörlere ihtiyaç var. Her ne kadar güçleri neredeyse dibe vurulmuş olsa bile, etkileri zayıflatılmış olsa bile. Evet.
Ben bu bir de muhataplar konusunda bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi buyurun. Bu Kürt meselesinin... Çok özet olarak çok daha soracağım sorular var. Bu Kürt meselesinin iki temel boyutu var. Yani bir tanesi bu silah boyutu. Bu silahtan bu mesele nasıl adlandırılacak? Burada muhatabın... Birinci problem de evet, bu. Evet, en temel problem. Evet. Burada muhatabın kaçınılmaz bir şekilde PKK olması doğal. Yani nihayetinde... Ona silah bıraktıracaksınız. Evet, bir örgütü silah bıraktıracaksanız onu da konuşacaksınız. Yani muhatap PKK'dir. PKK nasıl bırakacak, ne şekilde bırakacak, elemanların hukuki durumu ne olacak, yöneticilerin durumu ne olacak? Bunları PKK ile konuşacaksınız. Bu kaçınılmaz bir şey. Bir de Kürtlerin meşru hakları var. Hak talepleri var. Kürt meselesi dediğimiz boyut bu. Burada ise muhatap Kürtlerin tamamıdır. Hatta toplumun tamamıdır. Burada bütün muhatapları çeşitlendirmek, çoğullaştırmak, farklı siyasal partilerle konuşmaktan herhangi bir şekilde imtina etmemek, hatta bu kanalları çoğaltmak lazım. Evet. Fakat bu muhatapları çoğaltırken iki büyük yanlışa düşünmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan birincisi PKK'yı ve HDP'yi dışlamak. Bu en büyük yanlış olur. Çünkü sorunun ana omurgası sorun olan aktörler, orada, evet, orada, evet. Aktörleri dışlamanın kaçınılmaz bir yanlışa sebebiyet vereceği açık. İkincisi bu aktörleri birbirine karşı kullanma kurnazlığına da girmemek lazım. Yani işte bakın o şu diyor, bu diyor. İşte onları karşı birbirine karşı tale getirmekten de kaçınmak gerekiyor. Hocam şimdi, burada bir şey... Evet, evet. Tamamıyla katıldığım nokta şurası. PKK'yla eğer siz temel hak ve özgürlükleri, özerkliği konuşursanız süreci dinamitlemiş olursunuz. Yanlış yapılan buradaydı zaten. Hocama tamamıyla katılıyorum. Yani burada amaç sorunu çözmek olmalı. Yoksa birini diğerine vuruşturarak hep kaybettik, kaybetmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi ben burada kısaca bir şey belirttikten sonra bu Demokratik Toplum Kongresi özerklik ilanıyla beraber hendekler o konuyu soracağım. Ben sizleri daha yakından biliyorsunuz. Bu İrlanda'da İRA'ya nasıl silah bırakıldı? Bunu çok okudum. Tony Blair'in anları. Orada şu benim dikkatimi çekiyor. Tony Blair başbakan başı sıkıştığı zaman ana muhalefet lideri Muhafazakar Parti liderine gidiyor. Ve kitabında ona teşekkür ediyor. John Major'a gidiyor, ona teşekkür ediyor. Ve şunu söylüyor. Biz diyor Tony Blair, iktidara geldiğimizde bu süreci Muhafazakar Parti'nin bıraktığı yerden devam ettirdik. Muhafazakar Parti çok iyi bir noktaya getirmişti diyor. Tony Blair'in aleyhine Kuzey İrlanda'da protestanlar, vatan haini falan işte teröristlerle anlaşıyor diye nümayişler yaptıklarında Tony Blair hemen solcu başbakan, hemen sadece ana muhalefet lideri Muhafazakar John Major'a gidiyor. Beraber açıklama yapıyorlar. Bu vatan hainliği değil, aksine vatanın selameti için bunu çözmek gerekir diye. Türkiye'deki siyasi kutuplaşma çok büyük şanssızlık oldu. Bunu eğer bizi dinliyorlarsa iktidardaki, muhalefetteki herkese, Türkiye'yi yöneten, devleti yöneten herkese, muhalefete de hatırlatmak isterim. İkinci olarak söylemek istediğim de şu, HDP'nin dışlanmasını, ben bugün bunu CNN Türk'te Saat 1 ajansında da söyledim, HDP'ye cüzdanlı muamelesi yapılmamalı. Eleştirilmeli, demokratik olmadığı, totaliter olduğu, teröre destek verdiği falan eleştirilmeli ama onunla görüşmemek, bununla görüşmemek tecrit ettikçe Kürt kimliğinin militanlaşması gibi bir risk vardır diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsam sizden alayım şurası yanlış diye. Estağfurullah. Ben tabii şu özellikle bu son dönemlerde hani çözüm sürecinin tıkanması ve acıların artmasıyla birlikte maalesef demokratik çözümü dile getirmenin bile hani insanların itham edilmesi için bir gerekçe maalesef, haline getirildiği evet. Bir ortamda yaşıyoruz. Oysa şunu çok açık ve net bilelim. Bu bir siyasi çözümdür ve bir siyasi sorundur. Evet. Çözümü de siyasidir ve siyasi aktörlerle çözülecektir. Dolayısıyla siyasi aktörleri oyun sahasının dışına atmak, onları kriminalize etmekten herhangi bir şekilde elimize bir şey geçmez. Aksine onları çekmeye çalışmak. Şimdi mesela bazı öneriler gündeme geliyor. Bu öneriler sürekli aynı yöntemi deneyip farklı sonuçlar elde etmeyi beklemek gibi. Yani belediye başkanlarının yerine... Aynı bir belirleyeceksin evet. Ama baklava tadı verecek olmuyor. Kayyum atanmasını düşünmek veya işte milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını gündeme getirmek. Bunlar tamamıyla bu süreci daha da karmaşıklaştıracak hususlardır. Bunların düşünülmemesi evet. Gerekiyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması kesinlikle yanlış. 1994'te evet. Gördük ya, nasıl gördük. Bir... Daha kötü oldu, başladı. Daha kötü tabii oldu çok ya. Daha. 1994'te dokunulmazlıkları kaldırmak bir işe yaramadı değil. Kötü sonuç verdi, daha kötü sonuç verdi. Evet. Burada aslında çok önemli noktaya geldik. Hani bu nasıl çözülürün de evet. Şu an onu konuşuyoruz. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde olmadığı bir çözüm
zaten uzun soluklu olmayacaktır. HDP'nin de içinde olmadığı bir çözüm zaten olmaz. Zaten şu an HDP bir şekilde vardı. Ama HDP'nin meclis çatısı bu işin en doğal konuşulacağı yer, her şeyin konuşulacağı yer. Bu açıdan belki İsmail Kahraman'a da çok iş düşüyor meclis başkanı. Evet. Burada HDP'yi de işin içine alan, çeken, işin içinde tutan ve bütün siyasi partilerin bir şekilde çözüm geliştirme adına konuşabileceği bir atmosferin oluşturulması lazım. Kuzey İrlanda'da Sinn Féin olduğu için sorun çözüldü. Yani İskoçyalıların HDP'si, Sinn Féin Partisi. Evet, Katoliklerin, evet. Evet. Bir şekilde... İskoç diyorum, İrlandalılar. Bir şekilde bu sorun çözülecekse, sivil siyaset düzleminde çözülecekse böyle bu başarılabilir. Evet. Aksi takdirde zaten PKK şu an bir kısım böyle maksimal, bir kısım sert söylemler var siyasete yönelik. Bu PKK'nın işine yarıyor, bu silahın işine yarıyor. Evet. Gerilimi tırmandırmak, kesinlikle. HDP'yi izole etmek PKK'nın işine yarıyor. Bugün İsmail Cem'in konuşmasını ben sabahleyin dinledim. Çok beğendim. Yeni anayasa konusunda kuvvetler ayrılığını çok sağlam ifadelerle vurguladı. Meclis başkanlığı. Efendim? Meclis başkanlığı konusu. Evet, meclis başkanlığı. Kuvvetler ayrılığı olmadan demokrasi olmaz dedi. İkincisi de gazeteciler haklı olarak sordular. Parlamenter sistemi, başkanlık sistemi mi? Şu sistem diye cevap vermedi. İşte demokrasiyi sağlayacak bir sistem diye. Hakikaten HDP'lilerin bir şey söylemek istediklerinde gidecekleri yer olması lazım. Bu cumhurbaşkanlığı, tarafsız cumhurbaşkanlığı olabilir, hükümet olabilir. Şimdi bu olmadığına göre İsmail Kahraman meclis başkanlığı olması gerekir. Şimdi bu demokratik özellik ve hendek meselesini konuşalım. Bir kısa bantımız var, onu izleyelim. Ondan sonra özellik ve hendekler, onu konuşacağız. Şimdi özellik dinliyoruz. Demokratik Toplum Kongresi ilk olarak 14 Temmuz 2011'de Diyarbakır'da demokratik özellik bildirisini açıkladı. Bildiriyi Aysel Tuğluk okudu. Önerilen özellik modeli Batı demokrasilerinde gördüğümüz özelliklerden çok farklıydı. Toplantıda söz alan Cengiz Çandar ve Ahmet İnsel gibi liberal ve sol aydınlar demokratik özellik denilen modelin totaliter olduğunu belirterek eleştirdiler. Abdullah Öcalan tarafından kaleme alınan demokratik özellik modeli 2005 yılında açıklanan KCK Sözleşmesi adlı belgeye dayanıyor. Bu belgede Batı'daki liberal demokrasi reddediliyor, bunun yerine komünel demokrasi denilen bir yapı öneriliyor. Mahalle, semti ve kent komitelerine dayanan bu totaliter özellik modeli, Stalin'in halk demokrasileri modeliyle Kaddafi'nin cemahiriye, yani cumhurlar topluluklar modelinin karması niteliğinde. Model, tarihçi Şükrü Hanioğlu, siyaset bilimci Tarhan Erdem, liberal Kürt aydınları İhsan Aksoy, Enver Sezgin ve Murat Civan tarafından da totaliter nitelikte bulunarak eleştirildi. Demokratik özellik modelinin uygulaması Suriye'de Rojava'da kanton adıyla yapıldı. Evet, Sayın Vahap Coşkun, siz akademisyensiniz. Komünal demokrasi nedir? Biz diyor Batı tipi demokrasileri reddediyoruz, komünal demokrasiyi benimsiyoruz. Komünal demokrasiye dayalı özellikler kuracağız. Bu özellik meselesi aslında netliğe kavuşturulmuş bir mesele değil PKK hareketi içerisinde. Üç temel belki özellik modelinden veya anlayışından bahsetmek mümkün. Birincisi KCK Sözleşmesi'nde ifadesini bulunan ve benim de tamamıyla totaliter gördüğüm bir... Totaliter diyorsunuz. Evet, kesinlikle totaliter bir gördüğüm bir özellik anlayışıydı. İkincisi HDP'nin Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu ama daha ziyade İspanya'daki modelden esinlenen, her ne kadar İspanya'daki model simetrik bir özellik değil de asimetrik bir özellik öngörüyorsa... Evet. Bu simetrik bir özellik öngörüyordu ama oradaki modelden etkilenen, bölgesel devlet modelini öngören bir özellik modeli. Bir de en son bu hendeklerle birlikte halk meclislerinin ilan ettikleri öz yönetim adı verilen özellik modeli. Şimdi bunun tabii kitlelerde bir kafa karışıklığı yarattığı, hangi modelin geçerli olduğu konusunda eleştirilerin yükseldiği bir dönemde Demokratik Toplum Kongresi toplandı ve orada 14 maddelik bir çerçeve metini ifade etti. O çerçeve metini en önemli hususlarından bir tanesi işte Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne yönelik herhangi bir unsurun içermediği, Türkiye'de illerden 2 veya 3 daha fazla ilden oluşmuş bölgelerin inşa edilmesi, o bölgelerin divar illeri de katarak genişletiyor. Evet yani takriben 25 bölgeden oluşan ve her birisinin kendi parlamentosu ve aynı zamanda yasama faaliyetlerinin bulunduğu bölgesel parlamentoların olduğu bir yapı ifade edildi ve bunlar dile getirildi. Fakat buradaki temel problem şu.
bir siyasal parti bunu savunabilir. Bundan daha ötesinde savunabilir. Yani yok, bir siyasal parti biz ayrılmak istiyoruz da diyebilir. Evet, bağımsız, silahsız olmak evet, kaydıyla. Bağımsız, mantar tabancası bile almayacak. Tabii, tabii. Evet. Bağımsızlığı savunabilir, federasyonu savunabilir. Bunlarda herhangi bir beis yok ve bunları mecliste de dile getirebilir. Fakat burada talep edilen yönetim modeliyle başvurulan araç arasında korkunç bir uyumsuzluk söz konusu. Eğer Türkiye'nin tamamında bir özerkliğin olmasını istiyorsanız bunun nasıl yapılacağı bellidir. Bu parlamento Aydın da Aydın vilayeti de özerk olsun diye Diyarbakır'da hendek kazıp adam vuracaksın. Yani bunun tabii ki hiçbir manası yok. O Aydın'dakini de Rize'dekini de Trabzon'da da ikna etmek istiyorsanız bunun zemini parlamentodur. Aktörü HDP'dir. Yani tabii. HDP kendi Meclis Uzlaşma Komisyonu zaten kurulacak şu anda. Bu Meclis Uzlaşma Komisyonu da kendi talebini getirir. Kitlelerden bunun oyunu ister ve bunu yapar. Ama hani bir özellik için böyle çatışmaları yapmak, Endekler. Şehirleri evet şehirlerde savaş manzaraları yaratmak amaç ile kullanılan araç arasındaki farkın çok devasa olduğunu gösteriyor. Kürt vatandaşlar ne diyor? Böyle birisi çıkıp özellik, demokratik özellik komünal demokrasi falan dediğinde ne diyor Kürt vatandaşı? Yani bu şimdi buradaki talep dediğim gibi talep ile araç arasında korkunç bir fark var. Yani insanlar işte Aydın'ın, Edirne'nin, efendim Rize'nin özerk olması için Kürt çocuklarının ölmesine bir anlam bir anlam veremiyorlar elbette. Dolayısıyla bunun evet. samimiyetsiz olduğu yani bunu açıkça söylememiz bu değil. Lazım. Yani çünkü... Bütün Türkiye'de özerk iller isteyeceksin ama bir tarafta işte Doçka'yla 10.500 kilo, 10 ton, 10,5 ton mühimmattan bilmem neyle falan özellik. Yani burada yapılması gereken şudur. Bu özellik modelinin, HDP'nin bu özellik modelini kristalize bir hale getirmesi. Gerçekten ne istiyorsa, hangi bölgeler, kaç bölge olacak, bu bölgeler hangi illerden oluşacak, bölgelerin parlamentoları hangi yasalara sahip olacak, onları belirlemesi. HDP'nin bunu kristalize etmesi, hatta radikal bir özellik talebinde de bulunmak demokratik olarak özgürlükleri içerisinde. Hendeklere karşı çıkamaması problem. Burada şöyle bir durum var. Aslında değişen bir tavırdan bahsetmek mümkün. O da şu. Başlangıçta özellikle Demirtaş hendeklerin yanlış olduğunu söyledi. Eli silahlı öz yönetim ilanlarının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Ama bu çatışmalar belirli bir ağırlığa gelince artık bunu eleştirmekten ziyade bunları direniş olarak nitelemeye başladı. Bu tabii problemli bir hal. Ben bir siyasal partinin herhangi bir şekilde bu tür şehir işlerindeki savaşlara gerekçe bulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun tam aksine yer alması. Tabii. O çocuklara çekilin. Bu bir siyasal problem. Bu siyasal problemin çözmenin yükü bizde ve bunu mecliste biz yapacağız deyip bunun mücadelesini vermesi gerekiyor. HDP'ye oy veren yani politize olmuş, politikleşmiş Kürt tabanı 5 milyon civarında bir seçmen kitlesi. Bunlar HDP'den Kandil'in yaptıklarına destek verir, hendeklere destek verir beklentisi içindeler mi? Ya kardeşim böyle yapma, sen kendi çizgini devam et, bunlara karşı çık beklentisi içindeler. HDP ile benim bildiğim kadarıyla yani HDP tabanı, HDP ile PKK arasında bir karşıtlık öngörmüyor veya bir karşıtlık görüntüsünün ortaya çıkmasını da istemiyor. Fakat oy verme motivasyonunun, oy vermedeki bence en önemli motivasyon HDP'nin güçlü bir siyasal aktör olarak meclise girmesi ve bu sorunun artık silahtan arındırılıp siyasal kanallara aktarılmasıydı. Böyle olunca 7 Haziran, o taban evet. HDP'nin silaha karşı çıkmasını bekliyor olamaz mı? Şunu söyleyebiliriz. Elimizde bir veri var. HDP'nin 7 Haziran'dan sonraki göstermiş olduğu performanstan memnuniyet duymamış olacak ki bu taban 1 milyonluk bir oy kaybı. Oy kaybı. Evet. Evet. 6 milyondan 5 evet. milyona düştü. Siz ne diyorsunuz? Sizin bu konuda bir kamuoyu araştırmanız da vardı. Onu da dikkat alarak bu hendekler, hendekli, silahlı, doçkalı özellik ilanları nasıl karşılanıyor? Sadece özellik metnine baktığımızda bu HDP'nin hazırlamış olduğu bir metin olmadığı anlaşılıyor. Aynı şekilde 2011'deki evet. Öz yönetime geçiyoruz açıklaması da Silvan'da şehitlerin olduğu gün yapıldı. Evet. Neresinden tutarsanız tutun burada bir tutarsızlık var. Yani demokratik özellik metnindeki bütün maddeler KCK sözleşmesinin tamamını yansıtıyor. İnce bir şekilde hazırlanmış. KCK sözleşmesi izleyicilerimizi hatırlatalım 2005 yılında Kandil'de, evet, Kandil'de kabul edilen metin. Evet. Ve öyle görülüyor ki bu demokratik özellik metin de orada hazırlanmış. Bir diğer sorun şu, Suriye'de
ciddi bir çalkantı var. Irak'ta ciddi bir çalkantı var. Bölge adeta cehennem kamyona binmiş. Uçuruma doğru giderken direksiyondakiler birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. İran gibi, Suudi Arabistan gibi. Böyle bir atmosferde kanton modeli Türkiye'de de uygulanmaya çalışılıyor. İşte Cizre'de yaşananlar, başka yerde yaşananlar. Yani 2014'te, Suriye'deki kanton modeli. Tabii 2014, İsviçre'deki değil. Değil. 2014'te Sabri Ok'un söylemiş olduğu bir şey var. Mardin, Van, Şanlıurfa ve Diyarbakır ayrı kantonlar olabilir. Öyle görülüyor ki Suriye'de uygulamış oldukları modeli bugün Türkiye'ye taşınmaya çalışıyorlar. Bu şekilde hani hep başından beri söylüyoruz. Bir çözüm olacaksa bu çözüm herkesin kabul ettiği bir çözüm olacak. Yoksa doğunun batıya veya batının doğuya dikte ettiği bir çözüm değil. Böyle bir atmosferde, bu kadar sorunların olduğu bir dönemde böyle bir metinle HDP veya Demokratik Toplum Kongresi kamuoyunun önüne çıkıyorsa minimumda şöyle anlaşılıyor bu. Bütün bu yıkımlardan, bütün bu kaotik ortamdan faydalanma çabası. Böyle bir şeyle başlandığında bunun pozitif anlamda bir mesafe kat etmesi mümkün değil. Tam tersine bir şekilde bu çatışma ortamının devam etmesini isteyenlerin ekmeğini yağ sürmüş oluyoruz. Sizin yaptırdığınız bir kamuoyu araştırması, evet, global olarak bize iki tane grafik verdiniz. Arkadaşlar, evet, onu ekrana getirsin. Bu grafikler ne diyor onu ben size soracağım. Yaptırdığınız kamuoyu araştırması ilgili. Arkadaşlar ekrana getirsinler onu. Evet, sizce çözüm sürecini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade etmektedir? Birden fazla sorulduğu için toplamı 100 değil, 100'ü, evet, tabii, aşıyor. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi %28 diyelim. PKK'yı güçlendirmiştir diyenler %27, büyük bir rakam bu. Evet. Ülkeyi bölünmeye götürecektir diyenler %18. Terör sorununu bitirecektir diye iyimser bakanlar %18. Yani şu ortaya çıkıyor ki çözüm süreci konusunda kamuoyunda bir kafa karışıklığı var. Aslında negatife doğru giden bir bakış açısı. Öyle mi? Yani destek sadece Doğu ve Güneydoğu'da. O da %60'larda, %57, %60 civarında, %58 civarında bir destek devam ediyor. Burada sorun şu, burada özellikle bu çalışmayı biz 7 Kasım, 21 Kasım tarihlerinde yaptık. Daha yeni bir çalışma, ilk defa burada açıklıyoruz. 26 ilde bu anket yapıldı. Bu ankette biz şunu görüyoruz. Çözüm sürecine geçmişte yapılan, en son yine Şubat döneminde yapmıştık. Ciddi bir düşüş var destek anlamında. Şubat'ta göre düşüş var. Şubat'ta yüksekti. Evet. Terör sorununu bitireceğine dair inançta bir azalma var. Bir anlamda terörü güçlendirdiğine dair bir algı var kamuoyunda. İç Anadolu bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde bu algı çok daha yüksek. Biz yine bu anket kapsamında farklı sorular da sorduk. Bir anlamda umut taşımamız gerektiğini de bize gösteriyor bu. Ne şöyle diyor? Örneğin biz Kürt sorunu sadece güvenlik politikalarıyla çözülebilir mi diye sorduğumuzda... Arkadaşlar o ekrana, onu ekrana geçsinler. Evet, bu burada sadece %23'ü evet demiş. %59, evet, bu ekrana geldi. %60'a yakını. Evet, sadece güvenlik politikalarıyla, yani askeri ve polis çözülmez, metotlarıyla çözülür diyenler %23'te, evet, kalıyor. Bu çok önemli bir sorun çünkü sonuç, çünkü bu aslında halkın ciddi anlamda bilinçli olduğunu da gösteriyor. Evet. Bakın biz bu ankette şu soruyu da sormuştuk. En çok arkadaşlar neyden, tekrar ekrana getirin onu. En çok neyden kaygılanıyorsunuz diye sorduğumuzda 27 tane konu sorduk biz. Şimdi burada %59 en, evet, yüksek oran. Evet. Ne diyor onlar? Bunlar diyorlar ki bu mesele sadece güvenlik politikalarıyla çözülmez. Evet. Neye rağmen bakın 27 tane konu da. Dolayısıyla siyasi, tabii ki siyasi yolla çözülmeli. Bir, evet, şey ifade edeceğim. 27 tane ayrı konuda biz kaygıları sorduk. En çok neyden kaygılanıyorsunuz? Birinci çıkan kaygı şehit cenazeleri. Evet. Bakın bir tarafta şehit cenazelerinden kaygı var ama diğer taraftan normalde bunun şunu söylemesi lazım, insanların şunu söylemesi lazım. Madem bu kadar şehit cenazesi geliyor, daha fazla sert davranalım, daha fazla güç kullanalım. Halbuki toplum bunu söylemiyor. Ama aynı zamanda biraz önceki grafiği incelediğimizde toplum bize şunu da söylüyor. Çözüm sürecine ben destek veririm ama bu şekilde olmaz. Neticesinde yani emin olayım. Yani örgütü güçlendirirken, bir şekilde PKK'yı güçlendirirken böyle bir çözüm sürecine ben destek vermem diyor toplum. Evet. Bir diğer belki toparlarsanız, evet, bir çarpıcı sonuç, sizce çözüm süreci devam etmeli mi diye sorduğumuzda evet diyenler %47. Yine yüksek. Şuna rağmen, buna rağmen, ortama rağmen. Hayır diyenler %41. Evet. Bu oran yine İç Anadolu bölgesinde
yüksek, yani çözüm sürecine negatif bakış açısı yüksek. Fakat şunu ifade etmek lazım. Bizim toplumumuz çok enteresan bir toplum, bakın. Acı çekenler daha erdemliler, daha sabırlılar. Acıyı tattılar çünkü. Bunun daha keşke, büyük acı olmasın yani bunun diyorlar. Bunun keşke karar vericilerde, siyasetçilerde de bu erdemin, bu sabrın görsek, en gösterirse. En önemlisi Kandil'dekiler de bu acıyı anlasalar. Kandil'dekiler ölüme gönderdikleri Kürt çocuklar üzerinden PR yapıyorlar. Evet. Onların üzerinden siyasi prim toplamaya, egemenlik kurmaya çalışıyorlar. Bu tablo bende biraz umut uyandırıyor. Sizde var mı umut? Kesinlikle. Yani bu kadar yoğun ölümlerin meydana geldiği, kentlerin tahrip olduğu bir ortamda, bu kadar işte Türkiye'nin her tarafına acının yayıldığı bir ortamda, halkın %60'ının bu bir güvenlik meselesi ile çözülmez, güvenlik tedbirleriyle çözülmez deyip siyaseti işaret etmesi son derece önemli. Yani intikam duygusu değil, aman çözülsün, doğru bir metotla çözülsün. Kesinlikle. Bir de yine %50'ye varan, halkın %50'ye varan kısmının çözüm süreci devam etmelidir demesi de bence son derece önemli. Bugünlerde çözüm sürecine yönelik çok fazla sayıda saldırı olmasına rağmen veya onu itibardan düşüren çok fazla yayın olmasına rağmen. Bu gerçekten bir bizim serin kanlı bir şekilde oturup bu meseleyi konuşmamız lazım. Bu bir Kürt meselesidir. Yani geçmişte bizim her ne zaman bir problem ortaya çıktığında sürekli eski plakları yürürlüğe koyarız. Kürt meselesi yoktur, işte bu bir terör sorunudur vesaire gibi ifadeleri kullanırız. Bunlar gerçek değildir. Bu bir Kürt meselemiz var. Bu Kürt meselesini biz daha fazla silahla, daha fazla askerle, daha fazla polisle, en teknolojik askeri imkanları kullanarak çözemeyiz. Bunun bir sosyolojik tarafı PKK var. PKK silahı kullandığı zaman buna silahla karşılık vermek lazım. PKK'nın silahına karşı silah. Devlet kendi güvenlik tedbirlerini alır. Tabii. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum ben. Yani PKK'nin bana göre sosyolojik ve politik gerçekliğe uymayan siyasetleri ve talepleriyle bu mesele çözülmez. Bu doğru. Ama devletin eski alışkanlıklarıyla da bu mesele çözülmez. Evet. Yani bizim işte o ortadaki %60'dan çözülür evet. Bu iş. Fakat şu var, %60'la. Yani devletin eski alışkanlıklarıyla çözülmez, doğru. Ama bir tarafta terör örgütü ben silah bırakmayacağım. O eski alışkanlıklarını devam ettiriyorsa. Burada eski alışkanlık var. Onu söylüyorum. Burada şu var. Evet. Burada devletin de hukuk dışına çıkmadan bu mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. Evet. Ama o aslında hocam dediğiniz nokta önemli. Yani sorunun küçük bir boyutu. Yani güvenlik politikaları gerekli. Neden tamam. Gerekli? Çünkü orada bir terör sorunu var. Ben size son olarak bir şey söyleyeyim. Tabii. Kürtlerden böyle büyük bir kalabalık, tıpkı İspanya'da Bask sokaklarında gördüğümüz gibi 100 bin kişi PKK bu işten, bu silah işinden vazgeç. Ey devlet, PKK silahını bırakınca sen de şu taleplerimizi kabul et. Böyle bir şey görebilecek miyiz? Yani kısa vadede belki değil ama uzun vadede hem PKK'nin hem devletin politikalarına bağlı olarak bu ortaya çıkabilir. Şöyle bir durum var Taha Bey. Yani ben siyasette sürekli olarak vurgu yaparken kastım şudur. Bir dakikamız kaldı. Hemen söylüyorum. Yani peki ki diyelim ki silah bırakmadı. Devletin çözümü ne olacak? Yani devlet örneğin anayasal vatandaşlık konusunda, ana dilde eğitim konusunda, ademi merkezi iç yönetim konusunda, kültürel hakların tanınması konusunda, antidemokratik yasaların çıkartılması konusunda, yeni bir toplumsal sözleşme konusunda Kürtlere siyasal olarak ne önerecek? Eğer PKK'yı halledelim, biz sonra bu işi yaparız dersek, devlet bunu derse 40 yıllık yanlışı tekrarlanmış olur. Kendi siyasal pozisyonunu ve siyasal önerisini netleştirmesi gerekiyor devletin. Eğer bunu netleştirmediği durumda sürekli olarak Kürtlerin haklarını PKK'ye bağladığı durumda zaten devlet bu sonuçta... Devlet çok açılım yaptı Vahap Bey, çok açılım yaptı. Nereden nereye şöyle geldik bir durum var. Düşünün. Şöyle bir durum var Taha Bey. Kürt dili üzerinde bir yasak kaldı mı? Şöyle bir durum var. Sürekli geç kalan bir devlet durum var. Demin geç kaldıkça aşınıyor. Evet. Süleyman Hoca dedi ya, yani sürekli gündemi takip eden bir devlet var. Veya bir talep var, bu talebi siz karşılamıyorsunuz. O talep PKK tarafından dile getiriliyor. Daha sonra tanımak zorunda evet. Kalıyorsunuz. O artık devletin hanesine yazılmaz. Tek cümlede sizden alayım, süre bitti diye beni uyardılar. Biz toplumu sahiplendiği, toplumun evet benim dediği bir çözüm gelişene kadar ben Türkiye'de bu sorunun kalıcı şekilde çözüleceğini düşünmüyorum. Ama bir taraftan da çok umutluyuz. Çünkü erdemli, sabırlı ve sağduyulu bir toplumumuz var. Evet. Bunu ifade etmek isterim. Son olarak izninizle son cümleyi ben söyleyeyim. Programın yöneticisi olduğum için. PKK, silah, terör, şiddet, Batı demokrasilerini reddeden komünal demokrasi
diye nitelenen totaliter eğilimler çıksın ortadan veya en azından etkileri azalsın, bu işin çözüleceğine hepimiz inanıyoruz. Demokrasi yoluyla, demokratik metotlarla. Hepinize çok teşekkür ediyorum konuklarımıza. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Gelecek hafta başka bir konuyla görüşmek üzere. Sizleri bekliyorum. İyi akşamlar.